arkadaşlar. Şimdi şartlı birleşik cümleyle devam ediyoruz. Şartlı birleşik cümle demek arkadaşlar, temel cümleye şartla bağlanan yan cümleciğin olduğu cümle türüdür. Yan cümle genellikle sase kipiyle çekimlenir. Koşul bildiren yan cümlelerde genellikle temel cümlenin belirteç tümleci, yani zarf tümleci olur. Burada şunu söylememiz gerekiyor. Gayet kolay bulması ve aynı zamanda arkadaşlar şartlı birleşik cümlenin testlerde karşımıza koşullu birleşik cümle olarak da çıkabileceğini söyleyelim. Aman dikkat diyelim. Yani diğer adı koşullu, şartlı şekilde bilinir. Koşullu birleşik cümle, şartlı birleşik cümle aynı şey. Şimdi hemen hızlıca bu örneğimizi çözelim ve bu örneğimizde nasıl bulduğumuzu gösterelim. Sen gidersen çiçeklerim kurur. Arkadaşlar burada baktığımızda değerli öğrencilerim, yan cümlecik neresidir? Mesela bakın, ben yükleme bir soru soracağım. Yükleme soru soruyorum. Şimdi burada çiçeklerim özne, kurur, yüklem. Öyle değil mi arkadaşlar? Bunları sırasıyla bulacaksınız. Burada biraz karışık söylemiş olabiliriz. Şimdi kurur, özne, kuruyan ne? Çiçeklerim. Ne zaman kurur? Dikkat edin. Sen gidersen. Bu bağlamda değerli öğrencilerim, benim zarf cümleci olarak aldığım yer yan cümlecik olur mu? Evet. İşte burası yan cümleciktir değerli öğrencilerim. Buna dikkat edeceksiniz. Bu bağlamda burası da ne oluyor? Temel cümle oluyor. Yan cümlecikte arkadaşlar nedir? Zarf cümlecidir. Ben size ne demiştim? Koşul bildiren yan cümleler genellikle temel cümlenin zarf cümleci oluyor. Buradaki yan cümlecik de zarf cümleci görevinde kullanılmıştır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi zaten şart gibi de burada olduğu için gayet kolay bir şekilde çıkıyor arkadaşlar. Bu bağlamda cümlenin yapısına göre ne oluyor? Şartlı birleşik cümle. Yüklemin türüne göre ne oluyor? Evet arkadaşlar, yüklemin türüne göre de fiil cümlesi oluyor. Çünkü yüklem bir fiil arkadaşlar, kurumak. Yüklemin yerine göre de değerli öğrencilerim ne oluyor? Kurallı oluyor. Buraya kadar anlaşılmayan bir şey olmadığını düşünüyorum. Evet, şartlı bileşik cümle bu şekilde. Şimdi ilgi cümlesine geçelim. Yani kiili bileşik cümleye geçelim değerli öğrencilerim. Evet arkadaşlar, şimdi sizinle beraber kiili birleşik cümleyi işleyeceğiz. Bazı kaynaklar arkadaşlar, çoğu kaynağa bakamadım ama bazı üst kaynaklarda ilgi cümlesi olarak da geçebilir. Aman dikkat diyeyim, soruya göre hareket edin tanımında. Genellikle adı kiili birleşik cümledir. Bazen bazı kaynaklar ilgi cümlesi şeklinde de verebilir diğer adını. Bunu söyleyelim dedim. Arkadaşlar, yani bu şekilde düşüneceğiz. Kiili birleşik cümlede arkadaşlar aslında yan cümle temel cümleye neyle bağlanıyor arkadaşlar? Evet, ki bağlacı ile bağlanıyor. Aslında bütün tanım buradan geliyor zaten. Ki bağlacı ile alakalı olan bir durumdur bu. Bence bunun bilinmesi çok daha önemli. Zaten geriye kalan farklı olguların hepsini arkadaşlar siz soruda göreceksinizdir. Burada tabii ki de diğer test kitaplarında nasıl çıkmış, hangi tanımlarla çıkmış, bunları belirtmek zorundayız. Bu bağlamda da dikkat edin ama genel adını da bilin. Kiili birleşik cümle genel adıdır. Böyle söyleyelim. Evet, neymiş kiili birleşik cümle? Yan cümleciğin arkadaşlar temel cümleyi ki bağlacı ile bağlandığı birleşik cümle türüymüş arkadaşlar. Burada şunu söyleyeceğiz. Ki bağlacı iki yargıyı ya da fiili arkadaşlar birbirine bağlıyor. Ki bağlacından önce gelen fiil de arkadaşlar ne oluyor? Temel cümle oluyor arkadaşlar. Bu bizim için yine önemli bir detaydır. Yani ana cümlemiz arkadaşlar ki bağlacından önceki bölümdür. Bu bağlamda sizin yükleminiz, yani yüklem olarak kabul edeceğiniz şey de ki bağlacından arkadaşlar önceki bölümde bulunmalıdır. Bunu da söyleyelim arkadaşlar. Zaten bunu bildiniz mi artık arkadaşlar soruyu
çok daha kolay çözebilirsiniz. Peki hocam, ki bağlacından sonra gelen bölüm nedir? Ki bağlacından sonra gelen bölüm arkadaşlar, genel olarak arkadaşlar yan cümleciktir. Bunu söyleyelim. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Şimdi tekrar ediyorum bilgilerimi. Ki'li bileşik cümle demek, yan cümleciği arkadaşlar, temel cümleyi ki bağlacı ile bağlandığı cümlelerdir. Ki bağlacı iki yargı ya da fiili birbirine bağlayabilir. Burada dikkat etmemiz gereken en önemli hususlardan biri arkadaşlar, ki bağlacından önce gelen fiilin temel cümle olduğu ve onun yüklem olarak alındığıdır. Ki bağlacından sonra gelen bölüm de yan cümledir arkadaşlar. Bu yan cümle arkadaşlar genellikle temel cümlenin nesnesi olur değerli öğrencilerim. Genelde yan cümlecik arkadaşlar temel cümlenin nesnesi olarak görev yapar arkadaşlar. Bunu da söylemeden geçmeyelim. Şimdi gelin bir tane ki'li bileşik cümle çözelim arkadaşlar. Duydum ki unutmuşsun gözlerimin rengini. Şimdi ki bağlacından önce gelen fiil temel cümleydi ve ben bunu yüklem alacaktım. Zaten arkadaşlar aslında doğal olarak böyle almam gerekiyor. Duydum ki unutmuşsun gözlerimin rengini, yüklem aldım. Duyan kim? Ben. Şimdi dikkat edin. Neyi duydum? Gözlerimin rengini unuttuğunu. Arkadaşlar dikkatinizi çektiyse ben burada arkadaşlar bu nesne olan yeri, yani yan cümlecik bölümü değerli öğrencilerim ne yaptım? Bir düz cümle biçimine getirdim ve böylece arkadaşlar daha rahat buldum, daha rahat sonuca ulaştım. Tekrar ediyorum. Duydum ki unutmuşsun gözlerimin rengini. Duyan kim? Ben. Arkadaşlar bu nedir? Gizli öznedir. Öyle değil mi? Şimdi neyi duydum? Gözlerimin rengini unuttuğunu. Bakın dikkat ederseniz şunu yapmanızı istiyorum sizden. Ki'li birleşik cümlelerde özellikle. Bu dizeyi arkadaşlar ve bunun gibi dizeleri düz bir cümle biçimine getirin. Ve arkadaşlar hem yan cümleciği daha rahat bulursunuz hem de yan cümleciğin görevini daha rahat bulursunuz. Yani ben bu dizeyi gözlerimin rengini unuttuğunu duydum biçimine getirdim. Ve yan cümleciğin de nesne görevinde olduğunu gördüm değerli öğrencilerim. Burayı umarım anlamışsınızdır. Umarım burası arkadaşlar iyice anlaşılmıştır değerli öğrencilerim. Devam ediyorum. Görüyorum ki artık derslerine düzenli çalışıyorsun. Yüklem ne olacaktı arkadaşlar? Ki bağlacından önce gelen fiil olacaktı. Yüklem. Gören kim? Ben. Gizli özne. Yine her zamanki gibi arkadaşlar. Neyi görüyorum? Artık derslerine düzenli çalıştığını. Evet, nesne ve aynı zamanda bu nedir? Yan cümlecik. İşte arkadaşlar ki'li bileşik cümlede bu şekilde. Umarım anlamışsınızdır. Size bununla ilgili de tüyo vermeyi unutmadım arkadaşlar. Şimdi gelin beraber iç içe kaynaşık birleşik cümleye geçelim. Tekrardan merhabalar arkadaşlar. Şimdi sizinle son olarak birleşik cümlelerdeki iç içe kaynaşık birleşik cümleyi göreceğiz. İç içe kaynaşık birleşik cümle demek arkadaşlar, yan cümlesi başka bir bağımsız cümleden oluşan birleşik cümledir. Arkadaşlar burada bilmeniz gereken en önemli şeylerden biri şudur. Doğrudan anlatım cümleleri iç içe birleşik cümle özelliği gösterir. Peki değerli öğrencilerim, doğrudan anlatım cümlesi nedir? Bilmeyenler ya da unutanlar için hatırlatalım. Başkasına ait bir sözün hiç değiştirilmeden aktarılmasına doğrudan anlatım denir arkadaşlar. Bu bağlamda olduğu gibi aktarılan söz
bir doğrudan anlatım cümlesidir değerli öğrencilerim. Buna dikkat edeceğiz. Zaten aşağıda da örneklerimizi görüyorsunuz. Evet, burada şunu söyleyeceğiz. Arkadaşlar, yan cümlecik, bakın nerede? Yan cümlecik temel cümlenin nesnesi olur değerli öğrencilerim. Ama burada şunu da unutmamamız lazım. Yan cümlecik genelde nesne olur ama özne olduğu arkadaşlar cümleleri de görebiliriz. Bu bağlamda buna dikkat etmemiz lazım. Bir tümleç bile olabilir yeri geldiğinde. Aman dikkat arkadaşlar. Bu bağlamda bu bilgiyi de aklınızdan çıkarmayın. Ne diyoruz? İç içe bileşik cümleler neymiş? İç içe bileşik cümle arkadaşlar, yan cümlesi başka bir bağımsız cümleden oluşan birleşik cümlelerdir. İç içe birleşik cümle. Doğrudan anlatımlı cümleler iç içe birleşik cümle özelliği gösterir. İç içe birleşik cümlelerde yan cümlecik temel cümleciğin nesnesi olur. Ama burada ne demiştim? Dikkat, özne de olabilir, bir tümleç de olabilir şeklinde bunu söyleyebiliriz. Bununla beraber değerli öğrencilerim şunu da söylemem gerekiyor. İç içe birleşik cümle bazı kaynaklarda kaynaşık birleşik cümle olarak da karşınıza çıkabilir. Yani iç içe birleşik cümlenin diğer adı neymiş? Kaynaşık birleşik cümleymiş. Şimdi gelin bu örneklerimize bakalım. Öğretmenimiz herkes bir anısını yazsın dedi. Evet dedi yüklem. Gördüğünüz gibi bir doğrudan anlatım cümlesi de var. Doğrudan anlatım cümlesi neydi? Az önce söyledim. Başkasına ait bir sözün hiç değiştirilmeden aktarılması. Burada da başkasına ait bir söz hiç değiştirilmeden aktarılmıştır arkadaşlar. Diyen kim? Öğretmenimiz. Özne gördüğünüz gibi. Ne dedi? Bakın dikkat edin sorumu arkadaşlar. Özne bulunduktan sonra sorduğum ne sorusu neydi? Nesneyi verirdi arkadaşlar. Bu bağlamda sıralamaya da dikkat edeceksiniz. Önce yüklem bulunur, sonra özne bulunur, sonrasında nesne bulunur. Bu bağlamda arkadaşlar özne bulunduktan sonra sorduğum ne sorusu da bana doğal olarak neyi verir? Belirtisiz nesneyi verir. Neyi ve kimi soruları da belirtili nesneyi verir. Bu bilgiyi de hatırlattık size. Ne dedi? Herkes bir anısını yazsın dedi. Nedir? Gördüğünüz gibi bu değerli öğrencilerim nesnedir. Ve aynı zamanda bu arkadaşlar yan cümleciktir. Gördüğünüz gibi değerli öğrencilerim. Devam edelim. Atatürk hayatta en hakiki mürşit ilimdir, fendir der. Der nedir değerli öğrencilerim? Yüklem diyen kim? Atatürk. Özne ne der? Hayatta en hakiki mürşit ilimdir, fendir der. Çok doğru ve çok güzel bir söz. Evet arkadaşlar burada bu da nedir? Nesnedir değerli öğrencilerim. Bu bağlamda yan cümlecikte nesne olur. Zaten doğrudan anlatımlı cümlelerde iç içe birleşik cümle özelliği gösterir. Testte böyle bir yapı görürseniz bunun artık iç içe birleşik cümle olduğunu görebilirsiniz. Yani kaynaşık birleşik cümle olduğunu görebilirsiniz. Zaten gayet kolay gördüğünüz gibi. Bunlara dikkat edin değerli öğrencilerim. Bu güzel örneklerimizden sonra da şunu da söylemem lazım. Hocam işte özne, dolaylı tümleç bunları bize şey yapacak mısınız, işte soracak mısınız ya da bunların olduğu cümlelerde, iç içe bileşik cümlelerde gösterecek misiniz diyor olabilirsiniz. Muhtemelen arkadaşlar karışık örneklerde karşınıza gelecektir. Tabii biz bunlara çözdüğümüz sorular yoluyla ulaşıyoruz. Yani çözdüğümüz sorularda bu tarz örneklere rastladık. Ben mesela iç içe kaynaşık bileşik cümlede yan cümleciğin özne olduğunu gördüm. Genellikle de özne ve nesnedir. Tümleci çok fazla görmeyiz. Bazen DT olabilir dediğim gibi. Bazen ama genel olarak budur değerli öğrencilerim.
Evet, iç içe birleşik cümlede bu şekilde birleşik cümleleri bitirdik. Artık arkadaşlar yeni konumuza, yani yapısına göre cümlelerde neye geçeceğiz? Sıralı cümleye geçeceğiz değerli öğrencilerim. Geldik sıralı cümleye arkadaşlar. Artık sıralı cümleyi işleyebiliriz. Sıralı cümle arkadaşlar, adı üstünde arkadaşlar, iki tane cümleden oluşur. Öncelikle bunu bileceğiz. Doğal olarak kaç tane yüklem vardır arkadaşlar? İki tane yüklem vardır. Ve arkadaşlar bu yüklemler, yani bu cümleler, yani bu yargılar birbirinden virgül ya da noktalı virgülle ayrılır. Yani demek istediğim değerli öğrencilerim şu. Şurada bir cümlem var, şurada bir cümlem var. Bu cümlemin yüklemi, bu cümlemin de yüklemi var. Bu virgül ya da noktalı virgülle birbirinden ayrılacak. İşte sıralı cümle demek budur. Sıralı cümle arkadaşlar, bağımlı ve bağımsız sıralı cümle olmak üzere iki grupta incelenir. Bu da çok kolaydır arkadaşlar. Bir sıralı cümleye bağımlı sıralı cümle diyebilmem için arkadaşlar ne bulunması gerekir? Öge ortaklığı bulunması gerekir. Eğer herhangi bir öge ortaklığı yoksa arkadaşlar bu bağımsız sıralı cümle olur değerli öğrenciler. Şimdi gelin tanımları beraber okuyup aynı zamanda tekrar edelim. Tek başına yargı bildiren ve bir anlam bütünlüğü içinde yan yana sıralanan iki veya daha fazla cümlenin oluşturduğu cümleler topluluğudur. Evet, işte bizim üstüne bastığımız nokta arkadaşlar, üstünde durduğumuz nokta neymiş? Sıralı cümlelerde birden çok yüklem vardır arkadaşlar. İşte bu bağlamda bizim üstünde durduğumuz önemli noktalardan biri de burada açıklanmış. Sıralı cümlelerde yüklemler virgül veya noktalı virgüllerle ayrılır. Bağımlı sıralı cümle ne demek? Öge ortaklığı olan sıralı cümlelere bağımlı sıralı cümle denir. Bu öge ortaklığı olabildiği gibi birden çok öge de ortak olabilir. Bir öge ortaklığı olabildiği gibi birden çok öge de ortak olabilir demiş arkadaşlar. Tek bir ögede ortak olabilir, birden çok ögede ortak olabilir. Özne, nesne, dolaylı tümleç, aklımıza gelebilecek her şey ortak olabilir arkadaşlar. Bağımsız sıralı cümle, öge ortaklığı olmayan sıralı cümlelere denir arkadaşlar. Sıralı cümleyi oluşturan yüklemlerin nesnesi, öznesi, tümleçleri tümüyle farklıdır. Geldik örneklere arkadaşlar. Burayı artık anladığınızı düşünüyorum. Neymiş? İki cümle, iki yüklem ve bu arkadaşlar birbirinden virgül ya da noktalı virgülle ayrılıyor. Eğer öge ortaklığı varsa bağımlı sıralı, öge ortaklığı yoksa bağımsız sıralı oluyor arkadaşlar. Devam edelim. Kitap insan zihnine yön verir, onu zenginleştirir. Şimdi değerli öğrenciler, bu örneğe baktığımızda doğal olarak takdir edersiniz ki bu bir sıralı cümle. Ama bakalım bu sıralı cümle nasıl oluşmuş. Şimdi ilk olarak sıralı cümle olduğuna nasıl kanaat getireceğim? Evet arkadaşlar, bakın ne olmuş arkadaşlar? İki cümle var ve bu iki cümleden arkadaşlar iki tane yüklem var. Gördüğünüz gibi virgül ya da noktalı virgülle ayrılır maddesine de uyan bir yapı görüyorum. İki tane yüklemim var. Yön vermek ve zenginleştirmek arkadaşlar. Şimdi bunun bağımlı mı bağımsız kavramını arkadaşlar bu çatı altında nasıl inceleyeceğim onu göstereceğim arkadaşlar. Şimdi kitap insan zihnine yön verir. İlk önce ilk cümlemi inceliyorum. Yön veren kim? Kitap. Özne. Öyle değil mi? Neye yön verir? İnsan zihnine, dolaylı tümleç. Şimdi onu zenginleştirir. Bu da ikinci yargım, yani ikinci cümle. Şimdi dikkat edin. Zenginleştiren kim? Kitap. Neyi zenginleştirir? Onu, nesne. Buradan arkadaşlar neyi görüyoruz? Evet, özneleri ortak olduğu için, bir öge ortaklığı olduğu için bu ne olur? Bağımlı sıralı olur arkadaşlar. Devam edelim. Diğer cümlemize geçiyorum. Delikanlılar askere gitti.
Köylüler bir şey ekemedi. Arkadaşlar, burada baktığımızda delikanlılar askere gitti dediğimizde yüklem, evet, birinci cümlemde yüklem gitti. Köylüler bir şey ekemedi. Ekemedi nedir arkadaşlar? Yüklemdir. Giden kim? Delikanlılar. Özne. Nereye gitti? Askere. Dolaylı tümleç. Köylüler bir şey ekemedi. Ekemeyen kim? Köylüler. Özne. Ne ekemedi? Bir şey. Nesne. Dikkat ederseniz hiçbir öge ortaklığı olmadığı için bu da ne olur arkadaşlar? Bağımsız sıralı cümle olur. İşte sıralı cümle demek bu demektir değerli öğrencileri. Tekrar edelim. Sıralı cümle neymiş? Tek başına yargı bildiren ve bir anlam bütünlüğü içinde yan yana sıralanan iki veya daha fazla cümlenin oluşturduğu cümleler topluluğudur. Evet arkadaşlar, iki veya daha fazla cümlem olacak. Yani birden çok yüklemim olacak ve bu yüklemler birbirlerinden virgül veya noktalı virgülle ayrılacak. Eğer öge ortaklığı varsa bu bağımlı sıralı olacak arkadaşlar. Öge ortaklığı yoksa bağımsız sıralı olacak. Değerli öğrencilerim, şimdi beraber bağlı cümleye geçelim.